Selamlar ben Cenk, şu an fonetiktesiniz ve yeni çıkanları konuşuyoruz. Klasikleşmiş yeri en başta yapayım, bütün yeni çıkanları konuşmuyorum. Yeni çıkanlar listesinden birkaç tane şey seçiyorum üzerine konuşabileceğim, onlar üzerine konuşuyorum. Bütün yeni çıkanları görmek istiyorsanız Instagram'daki fonetik sayfasına bakabilirsiniz, linki açıklama kısmında. Diyorum ve haftanın ilk işine geçiyorum. Haftanın ilk işi Sakopa Kajmer'in Kağıt Kesikleri albümü. Bu albüm benim için enteresan bir tecrübeydi çünkü ilk dinlediğimde bir albüm olarak çok monoton buldum. Ama birkaç arkadaşım birden fazla kez dinledi ki Twitter'da da böyle yapanlar vardı. Instagram'da da birkaç yorum gördüm aynı şekilde. İlk dinlediğimde sarmadı sonra sardı falan diye. Ben de ikinci defa dinledim. Sonra üçüncü defa dinledim. Şarkı şarkı baktığımda epey iyi bir albüm aslında. Yani epey iyi şarkılar barındırıyor. Ancak bir albüm olarak dinlediğimde bir tracklist'te işte birinci şarkıdan onuncu şarkıya doğru dinlediğim zaman monoton. Burada özellikle nakaratların problemli olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla aynı nakaratı dinliyormuş hissiyatı yaratıyor ama tek tek baktığımızda çok iyi bir albüm. Dokunan yanar, scratchlerle açılan harika bir şarkı. Halen parçası bence albümün en yüksek parçası ve benim çok özlediğim bir Sakopa Kajmer performansı. Yunus EP'de Korsan şarkısında biraz bu vardı ama burada daha sivri, daha sert bir Sakopa Kajmer performansı var ki Fuchs'un da hakkını vermek lazım. Epey iyi bir verse girmiş. Yani kendisinden baya 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 süredir dinlediğimiz en iyi verse'ü girmiş. Albümde değinmem gereken problemlerden bir tanesi trap beatlerdeki prodüksiyon problemi. Yani trap beatler çok böyle arada kalmış, bitmemiş hissettiriyor birçoğu. Ve dediğim gibi ikinci problemde nakaratlardaki böyle aşırı name kullanımı bana kalırsa. Bu ikisi dinlediğimiz zaman yani bir albüm şeklinde dinlediğimiz zaman biraz albümü sıkıcı ve monoton hale getiriyor olabilir. Benim problemim bununla. Buna nasıl bir isim vereceğimi tam bulamadım açıkçası çünkü parça parça gerçekten iyi parçalar var içeride. Ama totalde Yunus EP sanki daha iyi bir tecrübeydi benim adıma. Gerçi Yunus EP Sagopa Kajmer için bir katarsisti. Yani kendisine temize çektiği, dinleyicileriyle tam olarak barıştığı, rap kitlesiyle tam olarak barıştığı bir işti. Bu biraz daha albüm olarak sanki problemli gibi. Yunus EP tabii daha kısaydı. Bu burada aynı durum 10 şarkıya 10 küsur şarkıya yayıldığı zaman daha problemli olmuş olabilir ama yine de Sakopa Kajmer ve birey, bireysel olarak baktığımızda gayet keyifli bir albüm. Diyor ve bir sonraki işe geçiyorum. Kontra'nın Afaki ya da Afaki. Sanırım Afaki olması gerekiyor. Afaki ise şapkalı olması gerekiyor ama şapkalı olduğunu görmedim açıkçası. Kontra'ya son işlerinden dolayı herkes popçu oldu diyordu. Bu şarkıda yine böyle herkese çamur atıp laflar savurarak herkesin gözünde yine rapçi oldu. Benim için enteresan bir tecrübe oldu bu yorumların bu şekilde bir anda değiştiğini görmek. Yani son iş lerinde aşina olduğumuz bir bridge var. Ondan sonra yine TikTokçuların hala kullanabileceği bir nakarata sahip. Yani şarkıyı dinlerken nakarata TikTok dansları görebildim. Üstüne üstlük bir de kontranın kan sahibinden beri devam ettirdiği bir yazım şaması yine burada da devam ediyor. Yani sevenin tatmin edecek bir iş ama bunun alıcısı ben değilim. Konuyu böyle kapatabiliriz herhalde. Diyor ve bir sonraki işe geçiyorum. Joker Palavra. Bu seneki Joker'dan dinlediğimiz üçüncü parça Joker'i son vakitlerde herhalde duyduğum en iyi prodüksiyon buydu. O anlamda beğendim. Yani prodüksiyonu bir enstrümantal olarak din, dinler yani epey bir süre. Ama yine de ben Joker'i böyle kendini karikatürleştiren, karikatür hale getiren temalardan ziyade bir anlatı içerisinde duymayı daha çok tercih ederim. Bunu da çok iyi yapabiliyor. Bakınız müptela. Yani Yaşamak Öldürür Part 1, Part 2 de var. Onlar hatta biraz daha storytelling'e kayıyor ama örneğin müptela çok daha farklı teması olan, çok daha farklı bir şekilde Joker'in düşüncelerini görebildiğimiz bir şarkıydı. Ben Joker'i biraz daha onlarda görmeyi tercih ederim. Ama yine de bu şarkıda sevenini tatmin edecek işlerden bir tanesi. Kesinlikle ben bunun alıcısı değilim. Ben neyin alıcısı olduğumu söyledim az önce. <laughs> Joker'dan biraz da bir şeyler anlattı. En azından toplamalar gözlemlerini yansıttığı işler dinlemeyi tercih ederim. Bir sonraki işimiz Mav'ın Buz isimli eseri. Albümü. 6 şarkı var. 3 parça single olarak yayınlandı daha önce. Mav'ın şarkıları daha çok aura eksenli. Yani bir auraya hapsediyor sizi. Emo trap de diyebiliriz. Emo rap de diyebiliriz. Ama asıl vurucu noktası çok iyi sözler. işte çok iyi prodüksiyonlardan ziyade yaratılan ambiyans. Ama burada bence Mav bazı şarkılarda ayağına sıkmış. Yani kullandığı vokaller yerine göre duyulmuyor Duygu aktarmasının, duygu aktarımının önüne geçiyor. Ben şarkısında birkaç kez böyle Mav'ın daha sakin bir vokale geçmesini dilediğim oldu. Ama yine bu işler, bu işler içerisinde çok sevdiğim bir iş de çıktı. YKY'de bence haftanın en iyi işlerinden bir tanesi diyor ve bir sonraki işe geçiyorum. Çek 1500 Duman, D3 Turan ve Şam. Daha önce D3 Turan'ı konuşmuştuk. Fonetik'te de konuştum. Ben şehir veritimde de konuştum. Konuk da aldım. Şu ana kadar onlardan dinlediğim iyi işlerden kesinlikle çok iyi bir nakaratı var. Nakarat konusunda inanılmaz bir yere gelmişler. Prodüksiyon kısmında hakikaten en iyisi galiba. Yani şu an düşündüm bir şey olarak kayıt alırken ama galiba gerçekten en iyi prodüksiyona sahip işleri. Ama hiçbir verse'te bu prodüksiyonu kalkındırabilecek bir flow tercih olmadığını düşünüyorum. Vokal konusunda da tartışabiliriz. Ben okey buldum. Twitter'da kötü bulanlar oldu. iyi bulanlar da oldu tabii ki. Bayağı beğenenler de oldu. Çok objektif olduğunu düşünmüyorum bazı beğenen insanların. Bazılarının. Ee, ama totale baktığımız zaman nakaratı yüzünden bir süre playlistimizde kalır. Bu seneki herhalde dinlediğim işler içerisinde de vibe olarak en iyi en sağlam parça. Yani en vibe parçalardan bir tanesi diyorum ve gündeme geçiyoruz. Kontra Son şarkısında Jahray'e bir gönderme yapmış. Jahray'e de ona cevap vermiş. Ee, enteresan bir <laughs> tartışma. Uzi Sagopa Kajmen'in albümünü beğenmiş. Uzi ile aynı fikirde olmama sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Şaka yapıyorum. Kontkar'ın annesi gözaltına alınmış. Ha, bu aralar Türkçe hep okuduğum en saçma şey bu bu arada. Geçmiş olsun ve absürt bir olay. Gerçekten. Abs gerçekten absürt yani. Olayın tamamı da absürt. Ona da Instagram'dan bakabilirsiniz fonetik medya adresinden. Tatsız olaylardan bir tanesi de Kila Hakan'ın rahatsızlanması. masa Masaka'nın aktardığına göre biraz tatsız bir durumdaymış Kila Hakan ki Twitter'da da bayağı konuşuldu. Benim çocukluğum için çok önemli bir figür. Bence hepimiz için çok önemli bir figür. Türkçe rap için çok önemli bir figür. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Ati PMC'den ayrılmış. Ati kendine yeni bir kariyer çiziyor büyük ihtimalle. Almanya ile ilgili bir şeyler de yazmıştı geçtiğimiz haftalarda. Umarım kendisi hayırlı olur. Kendisinin iyi bir dönemi vardı. Sonra kendisi çok tekrara düştü. Bunu da geçtiğimiz haftalarda söylemiştim diye hatırlıyorum. Umarım o tekrardan çıkar ve biraz da böyle kariyerinin ilk başına, ilk parladığı döneme geri döner o kafayı yakalar. Kontra Jahreyn'e dis atmış. Dolayısıyla doğrusu ona dis atmış. disi e, dinledim ve dipsiz dinlemeyin. Çok kötü gerçekten. Kontra Jahri'ne cevap vermiş. E, şarkısında da dediği gibi Kontra. işi prim yani galiba anladık kadarıyla. Prim görünce kaçırmamış ama keşke kendine böyle şeyler yapmasa. Tartışılır bir figür Kontra ama hani kendisinde de denk görmesini anlamlandıramadım açıkçası. Diyor ve bu haftalık programın sonuna geliyorum. Bu hafta kısa bir bölüm oldu. Kısa bir bölüm olma sebebi de sanırım benim bilmiyorum. <laughs> Kendinize cici bakıyorsunuz. Ellerinizi bol sabunla yıkamayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.